Herkese merhaba, ben Yılmaz Tokatlı. Bu videoda sizlerle birlikte Temu nedir, Temu'dan nasıl alışveriş yapılır ve alışveriş yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Sipariş edilen ürünler sipariş edildiği gibi yani göründüğü gibi, söylendiği gibi geliyor mu? Bu soruların yanıtlarına hep birlikte arayacağız. Bu videonun sıradan bir video olmasını istemediğim için, detaylı bir rehber videosu olmasını istediğim için öncelikle Temu'dan alışveriş yaptım ve ürünlerin elime ulaşmasını bekledim. Bu videoda hep birlikte o ürünlere de göz atacağız. Hadi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle Temu'dan alışveriş yapmak için temu.com adresine gidiyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz temu.com adresine girdiğimizde karşımıza böyle bir site geliyor. Buradan sağ üstten oturum aç ve kaydol seçeneğine tıklayarak buradan varsa mevcut oturumunuz oturum açabilirsiniz. Eğer mevcut bir oturumunuz yoksa buradan üyelik oluşturabilirsiniz. Buraya direkt e-mail adresinizi veya telefon numaranızı yazıp devam diyerek kaydolabilirsiniz. Veya şu alttan Google, Facebook veya iCloud hesaplarınıza da giriş yapabilirsiniz. Burada tercih tamamen size kalmış. Giriş yapmak bu kadar basit. Siteye üye olma kısmı en basit olan kısım. Biraz internet bilgisi olan herkes bunu zaten rahatlıkla yapabilir. Fakat hiç bilmeyenler için basitçe göstermek istedim. Giriş yaptıktan sonra geldik ikinci ve en önemli kısma. Burada en önemli olan kısım ürünleri, sipariş vereceğimiz ürünleri seçerken neye dikkat etmek gerektiği. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi ekranda önerilen kısmında bana birçok ürün öneriyor. Fakat burada her gördüğünüz ürünü ya da işte bazı ürünlerden 2-3 tane de görebiliyorsunuz. 2-3 tane olarak gördüğünüz ürünlerden gidip de sırf ucuz diye kötü olanı sipariş etmemeniz gerekiyor. Nasıl, bir örnekle göstereyim isterseniz. Mesela benim de daha önce sipariş vermiş olduğum bıçak bilemek için kullanılan bir aparat var. Mesela buna tıklayalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ilgili ürünün üzerine tıkladığımız zaman karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi şuradaki altta bulunan ürün incelemesi bölümü. Bakın bu ürün 2276 kere değerlendirilmiş. Yani 2276 kişi, bu ürünü satın alan kişi sayısı değil bu, sadece değerlendiren kişi sayısı. Ürünü satın alan kişilerden 2276 tanesi bu ürünle ilgili değerlendirme bırakmış. Yani yorum yapmış, yıldız vermiş. Gördüğünüz gibi değerlendirmesi de hemen üzerinde yazıyor. 4,6. Şu anda Türkiye'de 4,4 oranında yıldız aldığını, bakın burada parantez içinde belirtiyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken birinci kısım ürün incelemesi sayısının ne kadar çok olduğu ve tabii ki değerlendirmede 5 üzerinden kaç yıldız aldığı. Bakın bu 5 üzerinden 4,6 almış. Türkiye'deki bu değerlendirmelerin içinde de 23 tane, bakın burada Türkiye'de değerlendirme var diyor. Buna tıkladığınız zaman yorumları görebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi sadece Türkiye'den yapılan yorumları gösteriyor. Eğer tüm yorumları görmek isterseniz de burada biraz aşağı inip tüm incelemelere bak butonuna tıklamanız yeterli. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi tüm değerlendirmeler mevcut. Buradan dilerseniz fotoğraflı değerlendirmeleri ayrıca görebiliyorsunuz. Yani Temu'da ürün sipariş ederken öncelikle ürünün sayfasına girdiğinizde değerlendirme sayısının ne kadar çok olduğu ve değerlendirmeden aldığı yıldız sayısının ne kadar yüksek olduğu önemli. Az önceki göstermiş olduğum örnekte 2000 küsürden fazla değerlendirme almış ve bu 2000 küsür değerlendirmenin içerisinde yıldız olarak 5 üzerinden 4,7 puan almış. O yüzden bu ürünü rahatlıkla sipariş edebiliriz. Zaten bir de şöyle bir durum var. Mesela bakın burada yukarı çıktığımızda satıcının logosunu görüyoruz. Satıcının yanında da 57.000 adetten fazla satıldı diyor. Bu şu anda bizim incelediğimiz ürün değil, bu satıcının sattığı ürün sayısı. Bunu da bir örnek değerlendirme olarak düşünebilirsiniz ama burası çok önemli değil. Dediğim gibi şu alt kısımdaki ürün inceleme sayısı ve 5 üzerinden kaç değerlendirme, yani kaç yıldız aldı. Bu ürün dediğim gibi sipariş verilebilir bir ürün. Temu üzerinden alışveriş yaparken ürünleri sipariş etmeden önce bu parametrelere dikkat etmeniz gerekiyor. Bir ürünün 2000 küsürden fazla yorumu varsa zaten bayağı bir satmış demektir. Ve bu yorumların çoğu da olumlu olduğu için 5 üzerinden 4,6 yıldız değerlendirmesi almış. Yani rahatlıkla bu ürün sipariş edilebilir. Zaten benim de daha önce video için özellikle sipariş ettiğim ürünlerden biri olduğu için o ürünün üzerinden örnek verdim. Bu ürün zaten şu anda elime ulaştı. Birazdan onu da size göstereceğim canlı canlı. Birebir aynısı mı gelmiş göreceğiz. Temu üzerinde değinecek bir diğer konu ise bu konuyla alakalı. Site kredi kartı bilgilerinizi kaydediyor. Bu sebepten dolayı bu siteden alışveriş yaparken size önerim sanal kredi kartı oluşturup o kart üzerinden alışveriş yapmanız. Ki bu durum sadece Temu için değil, internetteki tüm e-ticaret siteleri için ya da işte internet üzerinden yaptığınız tüm alışverişler için geçerli. Çünkü bildiğiniz gibi hacklenme durumları bir hayli yüksek oluyor. Geçtiğimiz dönemlerde birçok büyük firmanın hacklenmesi sonucu birçok insanın bilgisi sızdırıldı vesaire. Bunlar haberlerde çıktı zaten. Takip ediyorsanız
bakıyorsanız 3 aşağı 5 yukarı haberlerde görmüşsünüzdür. Bu sebepten dolayı sadece Temu için değil tüm siteler için size bu uyarıyı yapayım. E-ticaretle bağlantılı olarak internet üzerinden herhangi bir ödeme kredi kartı üzerinden yapacaksanız doğrudan mevcut kredi kartınızın üzerindeki numaraları girmeyin. Çünkü bu sadece Temu için değil herhangi bir Türk firması için de geçerli. Sonuçta hacklenebiliyorlar. Güvenlik sistemleri bir şekilde aşılabiliyor. Hacklendikleri zaman kredi kartı bilgileriniz de çalınıyor. Haliyle bankayı arayıp iptal ettirmekle uğraşıyorsunuz. Ardından tekrar yeni bir kart çıkarttırmakla uğraşıyorsunuz ve bu süreçte kartsız kalmanız gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Bu sebepten dolayı bankanızın uygulaması üzerinden artık hangi bankanın kredi kartını kullanıyorsanız mobil uygulaması üzerinden kolayca bir iki yere dokunarak bir sanal kart oluşturabilir ve bu tarz sitelerde kullanarak kendinizi güvenlik açısından rahat hissettirebilirsiniz. Güvenlik açısından çok önemli bu. Ben de yıllardır bu şekilde yapıyorum. Çünkü oradan uygulamaya girip bir iki yere dokunarak kartı, sanal kartı otomatik olarak iptal edip orijinal kartınızı çaldırtmamış, bilgilerini başkalarına kaptırmamış oluyorsunuz. Ve dediğim gibi bankaya ara, kartı iptal ettir, yeniden kart bastırmalarını bekle, gelene kadar kartsız kal gibi dertleriniz olmuyor. Bu en önemli noktalardan birisi. Dediğim gibi sadece Temu için değil, tüm siteler için dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun dışında teslimat konusuna gelecek olursak buradaki menüden siparişlerin seçeneğine tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi tüm siparişlerimiz listeleniyor. Şuradaki siparişler bakın teslim edildi olarak görünüyor. Bunlar bugün videoyu çektiğim tarihte 16 Temmuz'da elime geçti. Bugün teslim edildi. Şimdi birazdan videoda detaylı olarak bu ürünlere de göründüğü gibi geldi mi bakacağız. Videoya devam etmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Emeğe sahip olarak bunları yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Sipariş detaylarını görüntüle dediğimiz zaman burada görmüş olduğunuz gibi sipariş etmiş olduğumuz ürünlerin listesi mevcut. Ürünlerin fiyatları ve ne kadara sipariş edildi, hangi ürünler olduğu burada görüntüleniyor. Ha bu arada hazır siparişten bahsederken Temu'da 480 lira minimum sipariş tutarı mevcut. Şu an için kargo ücretsiz ama siparişlerinizin minimum 480 TL tutarında olması gerekiyor. Buna ek olarak siparişlerinizdeki ürünlere bağlı olarak belli bir size gümrük ücreti çıkarıyor. Gümrük vergisini de peşin olarak burada ödemiş oluyorsunuz. Yani siz burada belli ürünleri sepetinize ekleyip ödemeyi tamamladıktan sonra gümrük vergisini de ödemiş olduğunuz için gümrükten geçmesiyle ilgili herhangi bir sıkıntı olmuyor. Tabii bunun yasal olarak limiti nedir ne değildir bilmiyorum. Ben dediğim gibi hem merak ettiğim için hem bu videoyu çekmek için 5-6 kalemlik bir ürün sipariş ettim. Şu an onlar geldi, herhangi bir problem olmadı. Bu konuda da bilgilendirmiş olayım. Son olarak ürünlerin gönderilme aşamasıyla ilgili yaklaşık evet bir 10 gün kadar sürüyor. Onunla alakalı zaten eğer ayarları açarsanız herhangi bir hareket olduğunda, yani siparişinizde bir hareketlenme olduğunda, yeni bir hareket bilgisi girildiğinde mail adresinize geliyor. Dilerseniz mobil uygulama üzerinden de takip edebilirsiniz tabii ki. Burada yukarıda görmüş olduğunuz gibi siparişi ben 4 Temmuz tarihinde vermişim. Siparişin bana teslim tarihi ise 16 Temmuz. 12 gün gibi bir sürede gelmiş. Evet, böylece Temu hakkında bilmeniz gereken her şeyi, dikkat etmeniz gereken her konuyu sizlere aktardım. Şimdi dilerseniz ekranda görmüş olduğunuz siparişlerin gerçekten gösterildiği gibi mi gelip gelmediğine hep birlikte bakalım. Evet, ilk ürünümüz bu. Bildiğimiz kulaklık vesaire temizlemek için kutuyu açmışlar, böyle geldi. Gümrükte yüksek ihtimalle kontrol ettiklerinde böyle bırakmışlar. Alalım. Kutu böyle bir şey. Yamukmuşlar zaten. Fotoğraftakine bakıyorum bir yandan. Fotoğraftakiyle aynı. Burası herhalde camı temizlemek için diyebiliyorum. Bunu böyle yapınca fırça çıkıyor, bu klavye için. Parçayı şöyle çektiğimizde burası çıkıyor. Bu yine klavye için. Klavyenin tuşlarını sökmek için. Şöyle göstereyim. Mesela diyelim ki şu tuşu sökmek istiyoruz. Şöyle. Hayda, buna geçmiyor mesela, bak kurtarmadı. Normalde bunun kendi kutusundan çıkan bu aparat şöyle herhangi bir tuşa yandan şey yaptığımızda oluyor ama da gördüğünüz gibi kurtarmıyor. Bu birinci fail. Ürün aynı gösterildiği gibi ama şey olmuyor. Şu kısmı da hemen göstereyim hazır yeri gelmişken. Bununla şöyle tuşların üstüne kurtarmaya yarıyor. Bu kısımda ise şöyle bir şey var. Bunu zannedersem içine su koyuyoruz. Şöyle açıp bunu işte ekrana mekrana bir şeye telefona sıkıp şu kısmını ekranda gezdirip temizlemeye yarıyor diye biliyorum. Bu böyle. Son olarak şöyle bir parça var. Bu da
Kulaklık için olması gerek. Şunu şöyle açıp şu kısımlarıyla kulaklıkların hatta göstereyim. Kısım şuradaki bölümleri temizlemek için diyebiliyorum. Şu uç kısım ise kutuların içerisindeki. Şöyle göstereyim. Buradaki kulaklığın geçtiği kısımları şöyle temizlemek için yapılmış bir aparat. Burada böyle bir bölüm var. Bunu da şöyle açtığımızda yine kulaklık kutularını temizlemek için bir aparat. Bu şekilde 1, 2, 3. Bu benim klavyenin keycaps'in olmadığı serize. Şu da kapağı. Ürün bu şekilde. Fotoğrafta göründüğü gibi bir problem yok. Bir MagSafe kartlık şöyle bir şeyin içinde geldi. Açalım. Evet, fotoğrafta göründüğüyle aynı. Fotoğraftakinin birebir aynısı geldi. Burada işte gösteriyor. Başka da içinde bir şey yok. 3 karta kadar sığıyor diyordu. Deneyelim. Şu şekilde 3 tane kart. Bakalım. Şimdi bunda şöyle bir sıkıntı var. Gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3 tane kart var. Şurada görünüyor mu bilmiyorum. Toplamda 3 tane var ve bu sıkıştı. Dediğim gibi bu üründe 3 tane kart diye hatırlıyorum ama 2 tane sığıyor. Onun dışında MagSafe nasıl? Birazdan görürüz. Bu da fotoğrafta göründüğüyle birebir. Deseni vesairesi, görüntüsü, rengi birebir. Aynı. Bir problem yok bunda da. Bu 3 tane kart sığdığı söylenen ama 2 tane kartı zar zor sığdırdığımız MagSafe. Şöyle koyalım. Yani tutuyor ama ha, yani evet şimdi oldu. Bu da böyle duruyor. Sallayınca falan şöyle düşüyor mu? Düşmüyor. Bir problem yok. Ya aşırı sağlam tutuyor mu? Bakalım. Yani buradan tutup çektiğinizde geliyor telefon biraz ama bırakıyor bir yerden sonra tabii. Ama MagSafe çalışıyor mu? Çalışıyor. Yani bir problem yok da bu şekilde. İşini yapıyor yani okey. Söylendiği gibi. Evet, bir diğer ürün MagSafe kılıf iPhone 11 için. Şu anda videoyu çektiğim telefon için. Bunu açalım. Buradaki jelatinlerini söküp kılıfı takabiliriz. Bu da fotoğrafta göründüğü gibi herhangi bir yanlışlık ya da bir yanıltma durumu söz konusu değil. Gördüğünüz gibi fotoğrafta göründüğüyle birebir aynı. Bunun da fotoğrafını şuraya bir yere eklerim. Telefonla videoyu çektiğim için şu anda doğrudan gösteremiyorum. Sıradaki ürünümüz şu an ekranda görmüş olduğunuz kolye. Basit bir şeydi. Öyle görünce sipariş ettim bunu da. Şunu bir açalım. Tabii ki dolanmış. Şöyle bir şey. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bu da göründüğü gibi. Zinciri vesairesi uzunluk olarak da renk olarak da doku olarak da göründüğünün aynısı. Bunda da herhangi bir problem yok. Bunda zaten bahsedecek bir şey yok. Dümdüz kolye. Her şey göründüğü gibi. Sıradaki ürün bileyici. Açalım. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle buradan bıçağı çekerek hatta şöyle göstereyim. Mesela şöyle bir bıçağımız var diyelim. Şöyle. Buraya koyup çektiğimizde bıçağımızı bileyebiliyoruz. Ürün de görseldekinin aynısı. Yani ne gösteriyorsa birebir aynısı gelmiş. Malzeme kalitesi de standart. Okey. Sonuncu ürünümüzde bir yağ püskürtme şişesi diye geçiyor ama böyle çıkaralım. Basit bir plastiği var. Öyle çok ahım şahım bir şey beklememek lazım. Böyle bir şey. Bunu buradan söküp buraya yağ doldurup yağ tasarruflu kullanmak için yapılmış bir alet. Buradan bastırdığımızda şuradan yağ fışkırtıyor zaten bunu. Çok da anlatacak bir durum yok.
Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda toplamda 6 adet ürün. Herhangi bir deformasyon veya fotoğraftaki görünenden farklı gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Hepsi fotoğrafta nasıl görünüyorsa aynı şekilde gelmiş. Herhangi bir defo vesaire gibi bir durumda görünmüyor. Demek ki Temu'dan alışveriş yaparken yorumlara göre, yani değerlendirmesi yüksek olan, yıldızı yüksek olan ürünler satın alındığında herhangi bir problem olmadan ulaşıyor. Bunu da böylelikle deneyimlemiş olduk. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik. Bu video ile birlikte Temu'dan nasıl alışveriş yapılması gerektiği, alışveriş yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi önemli konuların yanıtlarını vermiş olduk. Hep birlikte sipariş ettiğim ürünleri de videoda incelemiş olduk. Benim Temu hakkındaki deneyimlerim bu şekildeydi. Siz de yorumlara Temu hakkındaki deneyimlerinizi ve fikirlerinizi belirtirseniz alışveriş yapacak diğer insanlara faydası olacaktır. Lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.